Şimdi delegate'i kavradık. Delegate aslında bir daha söyleyin. Tamam. Şimdi hesabımız aslında bir değişken nasıl bir nesne tutuyorsa, değil mi K? Ve bir değişkenin nasıl bir tipi varsa kişi bir metot tutabilen bir değişken yaratmak istiyoruz. Metotu doğal olarak da bu da bir değişken olacağına göre bunun da bir tipi olacak. Dolayısıyla bir tip tanımlamalıyım. Bir metoda uygun tip tanımlayabilmem için delegate kelimesini kullanıyorum. Delegate kelimesi benim için arka tarafta multicast delegate, çok girmeye bile gerek yok aslında. Arka tarafta büyülü yapıyor. O da delegate'den türüyor. Delegate. Şu arkadaşlardan türeyen bir yeni tip yaratıyor. Yani şu arkadaş multicast delegate'den türemiş. Dolayısıyla ben de multicast delegate'den türeyen bir yeni tipe sahip oluyorum. Kimin sayesinde? Delegate kelimesiyle. Peki bu bana ne sağlıyor? Artık bu bana yeni bir tip ürettiriyor. Onun da adı metot tipi oluyor. Peki ben bunu kullanırken neyi yapıyorum? Tipimin adı aynı class'ta tipimin adı olduğu ya da interface'te olduğu gibi delegate tipimin de adını yazıyorum. Hangi metodu referans edecekse o metodun dönüş tipini ve hangi metodu referans edecekse bu tipten oluşan nesneler o metodun parametre listesini barındırıyor olacak. O halde diyebilirim ki bir metodun tanımı dönüş tipi, metot adı ve parantez içinde parametre listesi olarak tanımlanıyordu. Şimdi delegate tanımlarken önce delegate, o zaman bunu biraz daha kaydırıyorum. Şimdi dönüş tipi, sonra tipin adı oluşturacağım. Tipin adı, sonra parantez içinde parametre listesi. Aynı mantık yani. Ekstra olarak şu geliyor ve metot adına yerine de bir tip tanımladığım için tip adı veriyorum. Tamam. Bunu da bu tipten bir nesne tanımla diyorum ve ona da değer olarak bir metodu. O tipte nasıl tanımlıysa bir imza, dönüş tipi, parametre listesi nasılsa öyle bir metodu değer olarak atıyorum. Dönüş tipi ve parametre listesi. Dikkat ederseniz şurası ile hiç ilgili değilim. Sadece metodun imzası ile ilgiliyim. Metodun, daha doğrusu delegate tipimin imzasına uygun bir metotlu, imzalı bir metodu değer olarak atayabiliyorum. Yani artık bundan sonra oluşturacağım değişken tipin adı, değişken adı eşittir. Artık metodun adı olacak. Yani değer olarak tutacağım. Metodun adı.
Buradaki önemli nokta iki imzanın da uyumlu olması. Yani hem metodun imzası, değil mi? Metodun hem de tipin imzasının aynı olması gerekiyor ki şu atama işini yapabileyim. Okey. Şimdi ben bir tip oluşturmuştum. Öncelikle bu tipin standart bakıyorum metot tipi neleri varmış? Şöyle şeyleri varmış. Tamam. Peki o tipten oluşturduğum değişkenin nesi var? Bakıyorum. Begin invoke, dynamic invoke, end invoke. Zaten şu ikisi objeden geliyor. Get invocation list, get object data bu kimden geliyor? Multicast get'ten geliyormuş bu da. Get type zaten objeden geliyor. Invoke metot metot info'yu barındırıyormuş ve target. Target. Yani hangi objenin üstünden çalıştırmamı istiyorsam onu yazıyorum. Peki. Burada metot target set edilebilen mi? Sadece get edilebiliyor. Peki. Bu durumda şurayı ben biliyorum ki artık nesnemi tanımladım. Direkt şunu şu şekilde nesnem parantez açıp parametre listesini yazarak çalıştırabilirim. Metot tipi sıfır parametre aldığı için parametre listesi boş. Buna arka planda compiler aslında bunu gördüğünde şunu çağırıyor. Invoke'u çağırıyor. Peki. Peki. Ne işimize yarayacak? Mı? Evet. Çok işimize yarayacak. Çok işimize yarayacak. Eventler aslında böyle bir şey. Mesela ama ona gelmeden öncelikle şu delegate'i biraz daha genişletelim. Daha iyi anlayalım. Şimdi ben M'ye direkt G'ye atayabildim. Şunu da atayabilir miyim? M eşittir. Delegate gövdesi olan bir fonksiyon. Bu aslında parametre listesi boş, hiçbir şey dönmeyen fonksiyonun satır içi yani çalışma zamanında hemen tanımlanmasını sağlıyor. Sanki şu buna isimsiz metot diyelim. Sanki şu şöyle bir metot. Ben buna bir metot diyeyim. Parametre parantezi yok ve şu. Bununla hatta şöyle yapayım daha okunaklı olsun. Şu ikisi yani şu arkadaş arasındaki fark şu. Bunu daha önceden tanımlamak zorundayım. Bunu da çalışma sırasında tanımlayabildim. Satır içi tanımlamış gibi oldum. Tamam. Evet. Daha önce metodu tanımladığım için. Bakın bu geyik metodu daha önceden tanımlanmış. Adı var, değil mi? İsmi var bu metodun. Bu metodun ismi olmasa şöyle olurdu, değil mi? Şöyle bir şey olurdu. İsmi olmasa. Şimdi ismi var. O zaman daha önceden tanımladık. Peki bu metodun bir ismi var mı? Hayır, yok. İşte bu yüzden buna isimsiz metot diyelim diyoruz. Ve ben aynı şekilde M'yi bu atamayı yaptıktan sonra da çağırabilirim.
Peki. Atımı yapıp şekli çizmişler. Aynı şekilde. Evet, sanki geyik atamasını yapmışız gibi isimsiz olanı da atamış gibi çalışacak. Peki bir de parametre alan bir şey tanımlayalım. Mesela bizim bu metodumuz şu integer bir değer alsın. Ve ben buraya integer değer aldığını düşüneyim. Yine dönüş tipi aynı. Ama bakın hemen şeyler patladı. Şu isimli metot dedi ki ama bunun parametre alması lazım. Şimdi olur mu? Sorun kalmadı. Aynı şekilde bunlar da öyle. Şimdi gelelim benim bunu çalıştırabilmem için yine bir parametre veriyor olmam ya da bunu parametre veriyor olmam yetiyor. Peki bu durumda şu arkadaşa da benim artık bir parametre atıyor olmam gerekiyor. Ona da diyorum ki integer bir parametre alsın. Şimdi bu da oldu. Peki vermedi. Çalışma zamanında verirdi ama. Deneyelim. Şimdi atıp tutmayayım. Göreyim. Çalışsın. Ha, atamayı yaptım. Şu an sorun yok. Atamayı yaptım, sorun yok. Çağırsam orada gümleyecekti büyük ihtimalle. Çağırayım. Şimdi M'yi çağıracağım zaman burada istiyor. Peki son atamasını yaptığım bu metot acaba onu alıyor mu? Göreyim. Sorun değil. Peki o zaman ben şöyle yapayım. Console muydu? Evet, write line. Ha, sorun yok. O zaman şöyle yapıyor bu. Diyor ki arkada ben bunu almışım gibi hesap ediyor. Kullanmak isteyecek olsam gelen parametreyi, o zaman diyeceğim ki evet kullanmak istiyorum. Ve artı gelen değer diyeyim. İyi de gelen değer kim? Gelen değer şurada olacak, değil mi? Burada tanımlı olmalı. Burada tanımlı olmalı ki içeride kullanabileyim. İyi de bunun tipi ne? İşte o zaman da bu. Şimdi çalıştırdığımda evet. Yani hikaye şu. Hiç parametreyi kullanmayacakmış gibi o kendi anlaşılan arka planda yine sihirli bir dokunuşla karşılıyor. Ama metodun içinde kullanmaya kalktığımda tabii onun mecburen delegate'in hemen peşine tanıtmam gerekiyormuş. Evet. Evet. Alıyor ve bir yerde karşılıyor demek ki. Ama peki bir daha bakacağım. Böyle yaptım. Gelen değerden vazgeçeceğim. Bugün şey var mıydı acaba ya? Ama hastayım. Ha, evet, tamam. Her şey yolunda. Tamam. Peki böyle karşılıyorum ya. Başka yeni bir lambda operasyonu var. Şu şekilde karşılayabilir miyim? Bu şekilde karşılayabilir miyim? Şimdi bu bana diyor ki bir noksanım var senin. Üstüne gideyim ne olduğunu söylesin bana. Yani sıfır argüman alan bir şey değil bu. Bir tane parametre alıyorum diyor. O halde ben buna bir parametre aldırayım. Evet. Bu kez de tipini belirtmeme gerek kalmadı anlaşılan. Ne diyor? Ne olursa olsun ben bunun tipini senin için arka planda CW. Peki P'nin tipine bakayım.
http.getType. Acaba neymiş tipi? Tabii çağırmadığım için o çalışmadı. Bir daha çağırayım. Ve tipini yazsın bir. Kafi. System int 32. Tamam. Yani şu ikisinin arasındaki fark şu. Bu arkadaş parametreleri yazmasam içeride kullanıncaya kadar, hani kullanmasam haberim olmayacak bunun parametresi var mı? Bu arkadaş da sen canını sıkma, ben zaten onun tipini yazmana gerek yok, ben hallediyorum diyor. Yani hikayesi o. Bu da lambda. Heh. Evet. Evet. Taşıyormuş. Evet. Güzel. Bu da lambda ifadesiyle. Lambda. Lambda herhalde. Lambda. Bu da ikisi de isimsiz metot. Bunu delege edeyim. Metodun ismi varsa bu olur, değil mi? Yani ismini biliriz. Bunlar da isimsiz metotlar. Anonymous functions, anonymous methods. Şimdi bu işi yapan bize bir tip daha getiriyor aslında. Bunu durdurayım çünkü sığışmayacak sanki. 200